2021 yılı Mayıs ayında Mersin'in Silifke ilçesinde askere gitmek için sülüs evrağını alan 20 yaşındaki Hazar Tömbül'ün çıkan kavgada kılıçla öldürülmesi olayının ardından olaya karışan 8 kişi hakkında dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına Silifke Adliyesi'nde başlandı. Hazar Tömbül'ün babası Mehmet Tömbül, anne Durdu, kardeşleri Büşra ve Aleyna Tömbül yakınlarıyla birlikte Silifke Adliyesi önüne gelerek pankart açtı. Adalet istediklerini belirten kalabalık grup bir süre adliye önünde "Adalet istiyoruz" şeklinde slogan attıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı. Adalet istiyorum. 21 yaşındaydı. Askere gidecekti. Sürüsünü almıştı sürüsüne. Adalet istiyoruz. Memlekette son zamanlarda bıçakla kılıçla adam öldürülüyor. Lütfen el atın. Kanun olsun, adalet olsun memlekette. Kimse kimseye vurmasın. Silifke Adliyesi'nde başlanan ilk duruşmada müşteki ve sanıklar dinlenirken mahkeme tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe attı.